Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cümle peygamberan-ı zam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, el, asab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darı vaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Eksiru, çok yapın ey ümmeti Muhammed. Zikrel mevti, ölümü anmayı çok yapın. Fe inne zâlike temhisun lizzunub. Günahları izale etmek vardır. Ve tezhidun fid dünya, dünyadan iraz etmek, uzaklaşmak vardır. Evet. Yoksa öleceğim değil mi yahu? Bırak ya sen de. Bu kadar yorulmaya değmez. Yeteri kadar çalışayım, rızkımı sağlayayım der, kanaat sahibi olur. Hırsı bırakır. Dünyaya tapanlardan olmaz. Dünyaya tapanlardan olmaz. Günahları yok eder ölümü hatırlatmak. Fid dünyada فَاِنَّ زَكَرْتُمُوهُ اُنْدَ الْغِنَى هَدَمُهُ. Zenginlik sırasında ödümü, ölümü hatırlarsanız, o zenginliğinizden dolayı size gelen o havalar, güçlü adamım ben, neler yaparım ben havalarını yıkar. Ölüm geldiği zaman zengin, fakir, alim, cahil hiçbir oluyor mu? Canı çıkınca ölü yıkayıcı şöyle ittiriyor. Ne ittiriyorsun lan diyen var mı? Hiç. Kaynar su döküyorum, yaktın beni diyen var mı? Soğuk su döküyor, üşüttün beni diyen var mı hiç? Herkes bu duruma düşüyor. Hiç itiraz edemiyor. Saman çöpü gibi. Hemen bunu hatırla. Öyle ben zenginim falan. Yok. Sonuç bu. Niye güveniyorsun? Ölümü hatırlatmak insanı gururdan da, kibirden de alıkoyar, günahlarını döker, kalbi ihya eder ve Allah'ın nurları kalpte belirir. O adam artık güzel insan olur, güzel insan olur. Evet. Nefis, hayattaki nefeslerinin sayılı olduğunu bilir. O nefeslerini iyi yolda harcamaya gayret eder. Ne zaman bu nefesler bitecek bilinmediği için sanki bu son nefesiymiş gibi Allah'a, tövbeye, İstiğfara, ibadete gayretli olur ölümü hatırlayan adam. Mütevazi olur, gururdan, kibirden kurtulur. İnsanlar da bu sebeple onu çok severler. Evet, öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. El-mevtu el-kıyame. El-mevtu el-kıyame. Ölüm kıyamet demektir. Ölüm kıyamet demektir. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Kıyamet ne zaman kopacak hoca? Büyük bir evliya. Bizi hep hem güldürüyor ama hep bize kafamıza sokuyor bazı şeyleri. Evet. Ne zaman kopacak hoca? Öldüğün zaman anlarsın demiş. Evet, öldüğün zaman kıyametin kopuyor arkadaş. Senin. Allah hayırlı akıbet versin inşallah. Evet. Ölüm kıyamet. Sıkıntı, eğer kötü adamsan zabaniler geliyor işkenceye. Cehennem çukuru oluyor kabrin. Başlıyorsun bağırmaya, çağırmaya. Kendin bağırıyorsun, komşularını da rahatsız ediyorsun. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Ölülerinizi diyor, iyi adamların civarına koyun. Çünkü kötülerin ona zararı var. Rahatsız ediyor bağırması, çağırmasıyla. Gece gündüz bağırıyor. Gece gündüz azap ediliyor çünkü. Kabir azabı var, Kur'an'da var. Biz Firavun'un sabah akşam azabı arz ederiz. Yani kabir azabını inkar edenler de var da İslam aleminde öyle profesörler de var. Yok ya falan diyorlar. Ayet var. Biz Firavun'u sabah akşam ateşe arz ederiz. Cennette cehenneme giren yok şu anda. Mahşer olacak. Mahkeme kübra kurulacak. Mahkeme kübradan sonra mahkum olanlar cehenneme, beraat edenler cennete gidecek. Ayetler böyle, hadisler böyle, inancımız böyle.
Şu anda cennet boş, cehennem de boş. Ama kabir cennetin örneği veya cehennemin örneği. Kabir azabı var yani. İşte bu ayetten biz Firavun'u sabah akşam azaba arz ederiz, azaba atarız. Demek ki cehennem yok olmadığına göre kabir cehennemden bir örnek, bir çukur. Ehl-i Sünnet'in delilidir bu. Delilidir, evet. Ölüm kıyamettir. İşte o zaman ölünce anlarsın kıyametin koptuğunu diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, Hazreti Enes'ten nakledilmiş hadis-i şerif. Bu hadisi destekleyen çok hadisler var. Ekrimu el ulema, alimlere ikram edin. Ey ümmeti Muhammed, yani saygı gösterin. Ve vakkiruhum, onlara tevkir edin. Değerlerini, haklarını verin. İhtiram edin. Çünkü onlar peygamberlerin varisleridirler. Peygamberin hadisini okurlar, aktarırlar, öğretirler. Peygamberler de altın, gümüş miras bırakmaz. İşte böyle ilim miras bırakır. O ilim, peygamberin mirasına sahip olan alimler de size peygamberlerin varisleridir. Onun ilminin bıraktığı ilim mirasına varistirler, mirasçılar. Evet. Biliyorsunuz mirasçı ne demek? Sen öldüğün zaman senin malını kim alıyor? Sana en yakının. Değil mi? En yakının varken uzakı olmuyor. Buna hacip derler miras hukukunda. Alimler peygamber mirasçısı olduğuna göre peygambere o kadar yakın, yani mirasçı olacak kadar yakın demek. Alimler, peygamber imanımızın yarısı Muhammed Resulullah. Alim de onun mirasçısı. Onu seveceğiz. Peygamberi sevmek imanımızdan. Onun mirasçısını da sev. Ona saygı göster. Peygamberimize iş bakımından, çünkü o da insanları hep emri maruf yapıyordu, uyarıyordu. Alimler de uyarırlar. Tabii bu kimdir? Evet. Bu kimdir? İlmiyle amil olan alimlerdir. Anlatıyor, anlatıyor, kendisi hiç onlara uymuyor. Kur'an-ı Kerim'de Saf suresinde ya eyyühellezine amenü lime tekulûne mâ lâ tef'alûn, yapmadığınız, yapmayacağınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyleri söylemek kebura makten indallahi en tekulû mâ lâ tef'alûn. Çok ayıp, çok çirkin, çok büyük günahtır. Hocalık kolay değil. Söylediğini yaşamak lazım. İmam-ı Azam Hazretleri sokaktan gidiyormuş. Çok talebe yetiştiriyor. Bir kuruş maaş almıyor. Ortağıyla ticaret yapıyor. Talebenin de yiyeceğini içeceğini veriyor. Giydiriyor, kuşatıyor. Kendisi kavrulmuş arpa unuyla gününü geçiriyormuş. Talebeye kebap yedirmiş. Nefsim azmasın diye. Öyle çok sevilen bir insan. Bir gün geçerken talebeleri de hocam hocam derste şöyle dedin, soruları devam ettiriyorlar eve kadar. Giderken esnaftan birisi, herkes dükkanın önüne çıkıyor, ona saygı. Birisi yanındaki demiş ki şu adam var ya, şu geçen adam var ya. Evet demiş komşusu. Sabaha kadar demiş uyumaz bu adam. Sabaha kadar ibadet eder. İmam-ı Azam bunu duymuş. Demiş çocuklar, bundan sonra bize uyku haram oldu demiş. Niye hocam demişler, ben demiş yatıyorum ya, gece uyuyorum ama adam ben ne zannediyor bak. Sabaha kadar uyumaz bir alimdir bu diyor demiş. Adam yalancı çıkmasın diye ölünce kadar hiç uyumamış. Hocalık bu. Allah bizi affetsin. Şimdi hocaları taşladım diye hoşumuza gitti. Ama her adam, evli adam ailesinin hocasıdır. Hanımına namaz kıl diyeceksin. Haram işleme diyeceksin. Allah'ın emirlerini öğreteceksin. Oğlunu kızını öğreteceksin. Siz de hocasınız. Şimdi babası sigara içiyor veya rakı içiyor. Oğlum bu mereti kullanma, ha bak. Sen bana bakma ama sen içme. Dinler mi yahu? Babası ne yaparsa oğlan onu yapar. Kız anasını yaparsa onu yapar.
sen böyle ağzına sigara içmez ha filan de dinler mi? Hoca da yapmadığını söylerse o duruma düşer. Şimdi diyorlar ki bahçeye bir eğri sopa dikin, eğri. Eğri sopanın gölgesi nasıl olur? Eğri olur değil mi? Adam gölge eğri ya, o eğri gölge düzeltecek. Boynu toprağı kazıyor. Ne kadar kazsa o eğrilik gider mi? Ne kadar kazsanız o eğrilik yine aşağı gider. Bunun çaresi ne? Sopayı düzeltmek. Hoca eğri olursa cemaat hiç düzgün olur mu? Lime tekûlûne mâ lâ tef'alûn. Baba ana eğri olursa evlat hiç düzgün olur mu? Önce hoca kendini düzeltecek, baba ana kendini düzeltecek ki ailesi, çoluğu, çocuğu, cemaati düzgün olsun. Efendim Bursa'da meşhur bir vaiz varmış. Eskiden o kadar çok seviliyormuş. Büyük bir zengin var. O zaman kölelik var. Osmanlı döneminde bu. Kölelik var. Kölelerini alıyormuş adam, o zengin adam camiye götürüyormuş. Camide o hoca ne dediyse gelirmiş, toplarmış çalışanlarını, kölelerini, ailesini, çocuklarını, böyle yapacaksınız. Hocanın dediğini aynen uyguluyormuş o zengin adam. Şimdi hocaya gitmiş köle. Hocam demiş, köle azat etmenin sevabından bir bahsediverseniz de kurtulacak. Çünkü köle azat etmek cennetlik olmaktır diyecek hoca. Hoca azat edecek, uyanık. Hoca tamam evladım demiş. Ertesi hafta iple hiç uyumamış zavallı, özgürlüğüme kavuşacağım diye vazmış, cuma vaazına gitmiş. Hoca hiç kölelikten bahsetmemiş. Herhalde bu hafta unutsun, unuttu demiş. Bu hafta hatırlar herhalde. Ertesi hafta gene böyle iple çekiyor. Gene hoca 4 hafta sonra, 1 ay geçmiş. Aziz cemaat demiş, köle azat etmenin faziletinden bahsedeceğiz demiş. İşte köleyi azat eden cehennemden kurtulur. Bir kolunu azat eden o kolu cehennemde yanmaz. Bir bacağını falan anlatmış filan, eve gelmiş. Köleler çağırmış. Hepiniz serbestsiniz demiş. Gitmiş köle. Hocam demiş, 1 aydır uyumuyorum yahu. Niye şimdiye kadar geciktirdin? Evladım demiş, senin bana söylediğin zaman benim kölem yoktu. Evvela köle aldım, 1 ay kölelerle haşır neşir oldum. Kalk, otur, git, yap. Kölelik bu demek. İnsanın hoşuna gitmez mi bu? Emrin yerine getirecek köle çünkü. Evvela onu yaşadım. Ondan sonra camiye gelirken hepsini azat ettim. Kürsüye öyle çıktım. Çünkü Allah yapmadığınızı niye söylüyorsunuz diye günah olduğunu söylüyor. Ha, bak niye tutuyor adam onun sözünü? Yapmadığını söylemiyor hoca. Yapmadığını söylemiyor. Evet, bizleri Allah ıslah etsin. Evet, her ana baba da böyle olmalı. Kendi dürüst olmalı. Hoca dürüst olmalı. Cemaat dürüst olsun. Ana baba dürüst olmalı. Evlat düzgün olsun. İdareci düzgün olmalı. Halk düzgün olsun. Hep birbirine bağlı bunlar. Evet, öyle olmalı. Öyle olmalı. Evet, şimdi bunları tabii alimler öğretiyorlar. Alimler öğretiyorlar. Bu şeyleri onlar bize öğretiyorlar. Onun için bunları öğreten alimlere de peygamberlerin mirasçısı olarak uyacağız. Ama ilmiyle amil. Söylediğini yaşayanlara, ilmiyle amil olan, söylediğini yaşayanlar ikrama müstahaktırlar, saygıya layıktırlar ve bunlar yeryüzünde Allah'ın nurlarıdırlar. Dinin de sarsılmaması, yıkılmaması için kazıklarıdırlar, ana direkleridirler. Bu caminin ana direkleri görüyorsunuz 4 tane. Bütün caminin kubbenin ağırlığını buna ana sütun. Ulema da
Allah'ın dininin yeryüzünde böyle dini ayakta tutan kazıklardır, direklerdir. Çünkü dini, imanı, Allah'ı, Kur'an'ı, peygamberi, sünnetini anlatırlar. Dini ayakta tuturlar. Düşmanlara karşı da Çanakkale'de şehit olmanın, Allah, vatan, din, namus uğruna şehit olmanın en yüksek rütbeyi kazandıracağını kim öğretiyor? Alim öğretiyor. Düşmanlara karşı da Allah'ın askeridirler, alimler. Askeridirler. İlmiyle amil alimler böyledir. Onlar ikrama layıktırlar, saygıya layıktırlar. Düşmana karşı askerdirler. Evet, Allah'ın yeryüzünde evliyasıdırlar. Peygamberlerin halifesidirler. Onlar işte Allah takımıdır. Allah'ın yardımcılarıdır. Hocam, ağzından çıkanı kulağın duysun. Allah Samet'tir. Hiçbir kimseye muhtaç değildir. Allah'ın yardımcısıdır diyorsun. Ya ben demiyorum ya. Allah kendisi söylüyor. Ya eyyühellezine amenü, ey müminler, künü ensarallahi, Allah'ın yardımcıları olunuz. Ne demek Allah'ın yardımcısı ya? Evet, Allah'ın dinini insanlara tebliğ eden, öğreten, din Allah'ın olduğu için, onun adına öğrettiğin için Allah yardıma muhtaç değil ama onun dinini insanlara öğrettiği için yardımcı ismiyle anıyor Allah Kur'an'da. Kimi yardımcı yaparsın sen? Sevdiğini, inandığını. Alimler Allah'ın böyle, Allah'ın yakınıdırlar, Allah'ın sevdiğidirler. Yardımcı diyor bak alimlere, dini tebliğ edenlere, emri maruf yapanlara. Alimlerin böyle şeyi vardır. Onlar Allah'ın takımıdır. Allah'ın yardımcılığı. Gâhibbül mesakin. Miskinleri de sevin. Alimlere saygı duyun. Alimlere saygı duyun. Miskinleri sevin. Ve câlisûhum. Ve miskinlerle, fakir fukarayla oturup kalkınız. Düşüp kalkınız. Hâlituhum, ânisûhum. Verhamul agniyâ. Zenginlere merhamet edin. Hocam etme yahu. Merhamet fakirlere olur. Zenginlere merhamet olur mu? Peygamber söylüyor yahu. Verhamul agniyâ. Peygamberler, zenginlere merhamet edin. Ne demek bu? Şimdi zenginim diye insan mı zayıftır? Havalanmaya gider. Hatırlat ona. Bu zenginlik Allah'ın bir lütfudur. Allah'ın vergisidir. Allah'a şükrü unutma. Allah'a şükür dilde olduğu gibi o paradan yerini harcamak şükürdür. Hayır hasenada arkadaş, bak okul arkadaşıyız, komşuyuz, akrabayız. Sen de varlıklısın. Merhamettir bu. Ona nasihat etmek. Merhamet bu. Kendine getirmek merhamettir. O canı bilmem nesinden çıksın, bana ne ya demek var. Bir de sevdiği için, ya bu zenginin hesabı var kardeşim, hayret. Ayrı da düşün, imkanlarını hayra seferber et. Bu nasihatleri yapın demek. Bir, ben de çalıştım, ben de onun yaşındayım. Aynı sıralarda okuduk ama herif ya köşeyi döndü. Canına yandım, daha biz iki şeyimizi bir araya getiremiyoruz diye haset etmemek. Merhamet etmek budur. Bacağını çelmeye kalkıyorlar herifin. Böyle yapmamak. Ona merhamet etmektir. Çelme takmamak. İşini bozmaya çalışmamak. Haset eden, bozanlar var ya, şikayet ediyorlar, bilmem ne diyorlar. Ha işte onlara nasihat ediniz. Haset etmeyiniz. İşlerine şey vurmayınız, önüne engel çıkarmayınız. Zenginler merhamet bu demektir. Ve'ifu an emvalihim. Onların malından da iffetli olunuz. Evet, ne demek bu? Evet, ne demek biliyor musunuz? Evet. Şimdi zengin malına göz dikersen haset edersin. Hasetle kalmazsın. Cenab-ı Hakk'a baslarsın. Ona vermişsin, bana vermiyorsun demeye gidersin. Allah kırsın. Onun malına göz dikmeyin. Yoksa niye bana vermedi diye Allah'ı taşlamaya gidersiniz.
İffetli olun bu demek. Kötülüklerden kendini tutmaya iffet derler. Onun için benim de böyle malısın falan gözünü dikme. Seni hem hasede sevk eder hem de Allah'a tarizde bulunmaya sevk eder. Allah korusun. Allah ne yaparsa güzel yapar. Sen azmıcı olsaydın sana da verirdi o. Sana bu zenginliği verseydi göğü taşlamaya kalkardın. Bu öyle olmaz. Benim hayrımadır desen. Ha, onların mallarından iffetli olunuz. Evet, iltifat etmeyiniz. Dünya hırsına kapılmayınız. Onlara bakıp da evet. Bu hadis-i şerifi de Ebu Derda Hazretleri evet yeraltı camiinde kabri var. Bilmiyorum ne derece doğru. Sahabiler geldi İstanbul'un fethine. Eyüp'te Eyüp el-Sari Hazretleri de o zaman geldi. Orada da biliyorsunuz birçok sahabi kabirleri var. Yeraltı kabrinde de var. Orada yazıyorlar. Allahu alem bis sevap. Ziyaret ederseniz, ruhuna Fatih okursanız Medine'de yatıyorsa bile gider o. Gider o. Yani götürürler. İstanbul böyle mübarek bir belde, altında sahabiler yatırıyor, büyük evliyalar yatırıyor. Bu Ebu Derda'dan nakletmişler. İbn Asakir de ekrimül ulema, alimler ikramda bulununuz. Fe innehu veresetül enbiya, çünkü onlar peygamberlerin varisidir şeklinde öyle bir hadis vardır.